Herkese selam. Ve sonunda clothing videosunu tamamladım. Montajını tamamladım. Şöyle diyeyim, fark ettim ki giriş videosunu çekmedim. YKS bittikten birkaç gün sonra direkt bu video serisine başladım. Sonra giriş çekmeden başladım. Normalde işte belimi ölçmem lazımdı, işte hedefimi söylemem lazımdı. Neyse, ben dedim ki hazır azmim yüksekken direkt başta biraz video çek, öyle yüklersin. Ama ben ölçümümü ya da kalça ölçümümü falan hepsini buraya yazmıştım. Bugün sabah tekrar ölçtüm. Tam hedeflediğime ulaşmışım. Gerçekten o yüzden o kadar mutluyum ki. Ama gerçekten bunun için de 2 hafta boyunca o kadar uğraştım. Ne bileyim, 10.000'den fazla adım atmak mı olsun, 10.000'den fazlaydı genel olarak hedefim, hatta 12.000'den fazlaydı, öyle koydum hedefe. Sonra işte spor salonunda spor yapıyordum, eve gelip de yapıyordum. Benim spor salonunda da böyle videoları yaptığım zamanlar vardı, onların bazıları silinmiş, o yüzden çok üzüldüm. Orada da çekmiştim çünkü bayağı video. Önemli değil, önemli olan benim için sonuç. Benim 67'ymiş başladığımda, sonra 60 olmuş işte 2 haftanın sonucunda. Zaten YKS sürecine girmeden önce 59 falan da 67'ye kadar çıkartmış. Neyse, önemli değil. Sonuçta verdik mi verdik. Kalça da 94'müş, sonra 89'a ulaşmış. İşte iç bacağımı da ölçtüm, bir de 54'ten 51'e ulaşmış. Güzel, benim için gerçekten hedefledim. Umarım bozmam artık. Bozacak bir şey yaşamam umarım. Matımı belki görürsünüz. İlk başladığımda böyle matım yırtık falan değil. Gayet güzel. Yepyeni gibi bir matımdı. 2 haftanın sonucunda matımın haline bakın. Elim buradan geçiyor, bir. İkincisi de şuradan. 2. Kim şey dedi, sporu nasıl yaptın sen İlayda? Ama benim sorunum değil. Ayrıca mat bana aşırı küçük geliyordu. Bakar mısın? Benim kolumdan kısaydı. Zorlandım gerçekten bunu yaparken. Ama önemli olan pes etmemek. Bazen hareketleri çok mükemmel yapmamıştım. Önemli olan yapmak bence. Çok harika yapmak için uğraşamadım. Video vardı. Dedim ki İlayda, video çekiyorsun, güzel yap. Ya da tipim ay kötüydü, ama önemli değil. Bence önemli olan yapmaktı. Ben de bu videoyu çekme sebebim de zaten sizi azimlendirmek. Belki siz de yaparsanız ve başlayacaksanız bugün başlayayım. YKS bittikten bir gün sonra direkt başladım. Eğer erteleseydim, bu ertelemek beni bir aya kadar ertelerdim ve hiç başlamazdım. İyi ki de başladım diyorum. Çünkü konfor alanında kalınca insanlar hiçbir şey yapası gelmiyor. Ne zaman konfor alanından çıktığınız zaman daha çok bir şeyler yapasınız geliyor. Daha çok hani sadece sporla yetinmiyorsanız başka işlerle de uğraşıyorsunuz. Ben iyi ki yaptım diyorum. Hayatımın ilkilerinden biri falan. Neyse, bu markası biliyorsanız onu da önerebilirsiniz. Bir arkadaşım matı Delta'ydı sanırım. Onunki de yırtılmış gerçekten. O da aynı video serisini yaptı. Neyse, önerebilirseniz çok sevinirim. Ya da bana mat yollayın falan, neyse. En kısa zamanda yeni bir mat alacağım ve kendi boyuma uygun bir şekilde. Siz önerin, ben ona göre alacağım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Umarım sizi de azimlendirir. Ve ben dediğim gibi başlayacaksanız direkt bugün başlayın ve kurtulun. Gerçekten sonucu inanın. Oluyor. Bu arada yediklerime dikkat ettim mi diye soracaksınız. Ettim aslında. Hatta bir aralar Study Pig blogumda aktif bir şekilde ne yedim paylaşıyordum. Sonra bıraktım nedense, bilmiyorum. Bana saçma geldi yaptığım şey. Halbuki güzeldi. Geri dönüşler alıyordum. İşte ben de diyete başladım, ne güzel beraber başlamış şeklinde. Ama sonradan bir daha devam edebilirim. Hatta ne yediğimi de paylaşabilirim. Çünkü bu süreçte ekstradan kilo vermek de mutlu etti. Hem kilo veriyorsun, hem istediğin forma kavuşuyorsun. Harika bir şey. Daha ne olsun. Ne yediğimi falan da paylaşırım şu an konuşsam, ama bayağı uzun sürecek gibime geliyor. Hem bu video size azimlendirir bence. Güzel oldu. Montajını yaparken değişimi görüyordum. Yani mesela belimin incelmesini ya da şu göbeğimin gidişini. Öyle. Siz de başlarsınız ve sonuçlarını yazarsınız bana. 2 haftalık bir değişim. Bence buna değiyor. Çok yoruldum ama bazen yeri geldi mesela işte gece yaptım sporumu ya da sabahın 5'inde yaptım. Çünkü kaçırmamak için. Programı önemli olan her zaman devam etmek. Yani süreklilik. Aslında her şey için de yine geçerli bir şey. Çünkü sürekliliğinizi koruduğunuz zaman o şeyi başarıyorsunuz. Şöyle de bir şey var. Ben mesela hareketleri bazen mükemmel yapmamışım. Göreceksiniz zaten. Kendim de izlerken gördüm ve çok güldüm açıkçası. Hoşuma da gitti. Komikti çünkü. Yani çok bu şekilde şuraya koyarım. Fotoğraf çektim ben. Video çekmedim. Üşendim nedense. Böyle karnımı direkt açtım, çektim. Before'u burada, after'ı burada. Tam hedefledim. Bir derecede kaslı bir karnım var. Gerçekten hoşuma gitti. En son işte YKS'ye başlamadan önce bu şekildeydi. Sonra tekrar eskisi. Size iyi seyirler diliyorum. Montaj için falan bayağı uğraştım bu arada. O yüzden like atıp yorum atabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Sizi çok 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 seviyorum ve size iyi seyirler diliyorum. Videonun sonunda da konuşmadığım için şu an tüm içimi buraya dökmem gerekiyormuş gibi düşünüyorum. O zaman size iyi seyirler. Bay bay.
Bye.